Merhaba arkadaşlar. Bugün çok fazla benden istenen bir videoyla karşınızdayım. Şimdi Antalya'da yaşamak ve Antalya'daki bir aylık yaşam masrafından bahsettiğim bir video olacak bu. Sizler için. Şimdi bu videoyu ikiye ayıracak olursam hem öğrenci gözü için ayrı bakacağım hem de bir yetişkin gözüyle ayrı bakacağım. Bir öğrenciyseniz tabii ki yaşam masrafınız bir tık daha az olacak bir yetişkine kıyasla. Ve Akdeniz Üniversitesi'ni baz alarak konuşacağım. Biliyorsunuz ki Antalya'da 3 tane üniversite var. Biri Akdeniz Üniversitesi, biri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, biri de Antalya Bilim Üniversitesi. Bunlardan sadece Antalya Bilim Üniversitesi özel üniversite. Ve hepsi gerçekten Antalya'nın farklı ilçelerine konumlanmış üniversiteler. Antalya'da zaten 19 tane ilçe var ve 19 ilçenin 3'üne konumlanmışlar gerçekten de. Antalya'da Konyaaltı'da Akdeniz Üniversitesi bulunuyor, Döşemealtı'nda Antalya Bilim Üniversitesi bulunuyor ve Alanya'da da Alaaddin Keykubat Üniversitesi bulunuyor. Ve gerçekten çok alakasız yerlerde bu üniversiteler. Diyelim ki Akdeniz Üniversitesi kazandınız ve bir evde kalmak istiyorsunuz. Aslında birçok seçeneğiniz var. Akdeniz Üniversitesi kampüsünün dışında apartlar ve ev seçenekleri çok fazla ama fiyatları da ona göre biraz pahalı. Biraz Akdeniz Üniversitesi'nin çevresinde bulunduğundan dolayı pahalı aslında. Onun dışında Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içerisinde KYK yurdu, yarı özel yurt ve özel yurtlar da bulunuyormuş. KYK yurdu 340 lira, yarı özel yurt 900 lira. Ev kiralarından da bahsedecek olursam 1200-1500, böyle 1000 ile 1500 fiyat olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ev olarak daha ucuzunu bulamaz mısınız? Bulabilirsiniz. Biraz bunlar eşyalı kira fiyatlarından bahsettim ben şu an. Ama eşyası diye bakarsanız neden olmasın, ucuzunu da bulabilirsiniz. Bir de apartlardan bahsedeyim. Apartlar da bir tık daha ucuz oluyor evlerden. 800-1000 civarı. Yurtta kalıyorsanız zaten sıkıntı yok. Elektrik faturası size gelmeyecek. Tamamen yurdun karşılayacağı şeyler olacak. Onun dışında temizliği yurtlar yapıyor biliyorsunuz ki. Her yurt yapıyor mu? Bunu hiç bilmiyorum ama genel olarak yurtlar temizlik oluyor yani. Haftada bir temizlik oluyor. Ama diyelim ki ev tuttunuz veya apartta kalıyorsunuz. Elektrik faturasını siz karşılayacaksınız. Onun dışında temizlik falan, temizlikçi mi çağırırsınız, kendi temizlik yaparsınız onu hiç bilmiyorum ama bunların hepsini siz yapacaksınız. Bir tık daha sorumluluğu fazla olacak evde kalmanın. Ama daha ucuza denk geliyor sanırım. Biraz ücretlerden bahsedecek olursam, bir evde kalıyorsanız elektrik faturasından bahsedeyim. Biraz yine de sizin elektriği nasıl kullandığınıza, ne kadar kullandığınıza, suyu ne kadar kullandığınıza göre de değişen bir durum aslında bu. Elektrik faturası 80 ile 100 lira civarı arasında bir şey geliyor. Su faturası bir tık daha az geliyor. O da 40-60 lira civarı. Ama bu tamamen sizin ne kadar kullandığınıza da bağlı. Bu arada bazı şehirlerde gerçekten kartlı sistem oluyor. Bazılarında da saatli sistem oluyor su faturalarında. Antalya'da saatli sistem var arkadaşlar. Mesela Eskişehir'deki arkadaşımda kartlı sistem varmış ve karta bir belli bir para yüklüyorsunuz. O kart bitince, para bitince bir anda suyunuz kesiliyor arkadaşlar. Ve çok kötü bir şey. Gerçekten duşta kalmış mesela arkadaşım. Bunu duydum ben. Dedim gerçekten çok kötü yani. Ama Antalya'da böyle bir durum yok. Çok şükür. Saatli yani sistemi. O açıdan şanslısınız. Ona ek olarak ev kirasının aidatı olacak. Ona ek olarak Wi-Fi ücretiniz olacak, temizlik ücreti ayrı olabilir, yiyecek içecek giderleriniz olacak. Onun dışında ek olarak ihtiyaç, kıyafet ihtiyacı, kitap ihtiyaçları. Bir üniversite öğrencisinden bahsedecek olursak yani. Wi-Fi ücreti de biraz kullandığınız tarifeye göre değişir ama 80-100 lira civarında bir şey oluyor. Hazır elektrik su faturası demişken, bir Eskişehir, Ankara, İstanbul, Konya kadar doğalgaz yaygın bir şehir değil Antalya. Bu yüzden çok fazla doğalgaz kullanılacağını düşünmüyorum. Öğrenci bakış açısıyla diyorum en azından. Çünkü birçok öğrenci Antalya'da ısınma ihtiyacını kışın klimayla ve elektrikli ısıtıcılarla karşılıyor. Ki Antalya zaten mesela 12 ayın 1 ayı kış yaşanılan bir şehir. Çok az kış yaşıyorsunuz. Yani şu demek oluyor, hiç mi üşümeyeceksiniz kışın? Üşüyeceksiniz ama çok aşırı bir soğuğu olan bir şehir değil zaten. Bunu herkes bilir. Şöyle örnek vereyim. Bir ay gerçekten rüzgarlı, selli, böyle Antalya'nın kışını gördüğünüz bir kış oluyor. Ve
öbür şehirlerin kışını da hissediyorsun. Şöyle bir durum var, Antalya biliyorsunuz ki Konya'ya, Karaman'a, Burdur'a komşu. Ve bu şehirlere kar yağıyor zaten. Antalya'ya kar yağmıyor ama o kar yağıncaki soğuğu Antalya'da hissediyorsunuz. Gerçekten bir kar soğuğu oluyor havada. O nemle birlikte o soğuk daha da hissettiriliyor. Soğuk yaşıyorsunuz. Soğuk yani ama dediğim gibi az bir soğuk oluyor. Bir ay, bir buçuk ay bir soğuğu oluyor. Ben doğalgaz ücretinden bahsetmedim. Bir öğrenciyseniz aşağı yukarı 300-400 lira gelir gibi düşünüyorum bir aylık doğalgaz ücreti. Ama bir yetişkinseniz, yani 3+1 evde yaşıyorsanız, ona göre kıyasladım birazcık da. Öğrenciler çünkü 1+1 stüdyo dairelerde yaşıyor daha çok. Böyle evlerde 300-400 gelir diye düşünüyorum. Ama 3+1 daha büyük bir evde yaşıyorsanız 700-800 bulabilir doğalgaz ücreti. Ulaşım ücretlerinden bahsedecek olursam, ulaşım Antalya'da iki şekilde sağlanıyor. Tramvay ve otobüs. Metro veya dolmuş tarzı, ek olarak metrobüs tarzı şeyler yok. Dediğim gibi iki şeyle sağlanıyor. Bir de taksi. Ki taksiyi kullanmanızı asla tavsiye etmem. Çok pahalı. Daha turistik bir yer olduğu için mi bilmiyorum ama gerçekten Antalya'da çok pahalı taksi ücretleri. Hiç önermiyorum. Hele taksiye binip bir de havalimanına falan gidiyorsanız size kesin turist gözüyle bakılıyor zaten. O zaman daha da bir kazıklanıyorsunuz. Ben hiç tavsiye etmiyorum taksiyi. Otobüs ve tramvay ücreti aynı oluyor zaten. Öğrenci ücreti, tam ücret ve emekli ücreti farklı oluyor. Zaten 65 üstüne herhangi bir ücret yok. 1.80 TL öğrenci ücreti, emekli ücreti 2.70 TL ve yetişkin tam ücreti de 3.20 TL. Ki eğer diyelim ki bir yerden bir yere aktarmalı geçmeniz gerekiyor. Aktarmalı geçtiğiniz zaman bir saatten az sürüyorsa aktarmanız, para ödememiş oluyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ben Akdeniz Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Kundu'dan. Şu an Kundu'dan Akdeniz Üniversitesi'ne direkt geçiş yok. Eskiden vardı. Şu an geçilmiyor. LC07'ye binip Markantay'a da inip bir otobüs aktarması yapmanız gerekiyor. Bir saati geçmediyse bu aktarmadan herhangi bir ücret alınmıyor otobüs kartınızda. O açıdan da rahat, yani sıkıntı yok. Ki şöyle bir durum da var. Otobüslerin hangi saatte, hangi durakta olduğuna bakmak için de Antalya Kart uygulamasını da indirebilirsiniz. Bu uygulama gerçekten çok iyi. Hem bakiyenizin ne kadar olduğunu gösteriyor kartınızda. Hem de otobüs duraklarının nerede, otobüslerin hangi durakta bulunduğunu, kaç saatte sizin olduğunuz durağa geleceğini falan her şeyin bilgisini veriyor. Çok güzel, kullanışlı bir uygulama. Yani şimdi düşünürsek Antalya'nın ulaşımının %80-90'ı otobüste sağlandığı için çok mantıklı bir uygulama. Keşke metro tarzı üçüncü bir ulaşım şeyi de olsaydı ama tramvay arkadaşlar zaten çoğu yere gitmiyor. Genel olarak otobüsler çok çeşitli Antalya'da ve her yere gidiyorlar. Durak uzun oluyor, yani durak aralığı uzun oluyor en azından. Ama tramvay çok az yere gidiyor ya. Gerçekten benim bildiğim Expo'ya gidiyor. Havalimanına gidiyor. Ki bunlara da direkt, mesela ben Kundu'dan çıkıp tramvaya bineyim, havalimanına gideyim değil yani. İlk başta Markantalya'ya gitmem gerekiyor. Markantalya'dan havalimanına. Anca öyle Markantalya'dan geçiyor yani tramvay. Aktarma yapmam gerekiyor. Onun dışında bazı otobüsler havalimanına gidiyor zaten. Kundu'dan gitmek istesem ben büyük ihtimal havalimanına gidip bir otobüse binerdim diye düşünüyorum. Evi tuttunuz, elektrikli faturasını ödediniz ve gayet eşyalı bir evde oturuyorsunuz. Herhangi bir ihtiyacınız yok gibi duruyor aslında ama var. Şöyle, yemek ücreti hiç mi olmayacak? Olacak tabii ki. Onların dışında ek gelirleriniz hiç mi olmayacak? Yiyecek, konserler, festivaller, ek kafeler, restoranlar hiç mi gitmeyecek misiniz? Yani arkadaşlarınızla hiç mi takılmayacaksınız? Ek gelirleriniz mutlaka olacaktır. Bu tamamen insana değişen bir durum ama şöyle örnek verecek olursam, eğer ki Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorsunuz ve kampüsten yiyorsunuz, ki büyük ihtimal her öğrenci gibi kampüste yiyeceksiniz sabah öğle akşam. Akşam olmasa da sabah öğle o şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Ve böyle daha ucuza getireceksiniz aslında, çünkü ucuz yani, uygun fiyatlı. Akdeniz Üniversitesi'nin yemekhanesi 3 lira zaten. Şu an hala aynı mı bilmiyorum ama en son 3 liraydı. Aylık masrafınızın ben en fazla
300-400 olacağını düşünüyorum. Yiyecek içecek masrafınız. Ama onun dışında kendi evinizde kendi yemeğinizi hiç mi yapmayacaksınız? Hiç mi dışarıdan bir şey sipariş vermeyeceksiniz? Yani bu gibi durumlarda bir tık daha artar diye düşünüyorum. Ne kadar olur? 1000 lira olur diye düşünüyorum. Yani en fazla 8, en az 8-9'u bulur diye düşünüyorum. Çünkü Antalya öyle göründüğü gibi gerçekten ucuz bir şehir değil. Bir tık daha pahalı öbür şehirlere kıyasla. Turizm yeri olduğundan dolayı mı? Yani Akdeniz, biliyorum Akdeniz'de bulunduğundan dolayı mı, denize yakın olduğundan dolayı mı bilmiyorum ama ucuz bir şehir değil arkadaşlar. Öyle ultra pahalı bir şehir de değil. İstanbul'un bazı yerleri gibi de değil ama ucuz bir şehir değil diyebilirim. Onun dışında Antalya'nın insanlarından bahsedecek olursam, Antalya'nın insanları gerçekten sıcakkanlı, böyle Akdeniz bölgesinin sıcaklığı hissedeceğiniz, deniz bölgesinin insanları zaten bir farklı oluyor İç Anadolu'ya göre. Onu herkes biliyor, herkes fark ediyor zaten. Akdeniz insanları da bunu fark edeceksiniz muhtemelen. Zaten şehrin %80'i, %90'ı Antalyalı olduğu için çok iyi insanlar. Yani gerçekten hiç sıkıntılı bir tiple karşılaşacağınızı düşünmüyorum bir öğrenci olarak en azından. Nüfusu 2,5 milyon. Yani düşününce şu an Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden. Şimdi gelelim insanlarına Antalya'nın. Antalya'nın insanları gayet medeni insanlar ki nüfusun %80'e %90'a neredeyse birçoğu Antalyalı. Gerçekten o Akdeniz bölgesinin böyle deniz kenarında yaşamış olan insanın sıcaklığını hissediyorsunuz Antalya'da. Ama onun dışında 2,5 milyon nüfusa sahip bir şehir ve aslında diğer şehirlere göre çok fazla göçmen almış bir şehir değil. Çok fazla kültürün bulunduğu, birçok kültürden insanın bulunduğu, kültür değişimi yaşandığı bir şehir. Çünkü bir otobüse bindiğiniz zaman Rus'u da olacak, Alman'ı da olacak, İngiliz'i de olacak, Arap'ı da olacak, İranlısı da olacak. Yani birçok farklı ülkeden insanı görüyorsunuz ki bu aslında insanları olduğu gibi kabul etmemizi de sağlıyor. Yani o açıdan hiç kimse yargılanmıyor Antalya'da. İstediğiniz her şekilde giyinebilirsiniz. İstediğiniz her şekilde hani çıplak giymediğiniz sürece veya çok absürt bir kıyafetiniz olmadığı sürece insanların kötü karşılayacağını hiç düşünmüyorum. Kıyafet açısından şort giyebilirsiniz. Ben şort, etek, elbise giyiyorum. Hiç daha kötü bir şeyle karşılaşmadım arkadaşlar. Onun dışında kapalı olup herhangi kötü bir şeye maruz kalır mıyım burada gibi düşünüyorsanız da hiç düşünmüyorum. Kapalı insan da var sonuçta. Her türlü insan var Antalya'da. Yani dil, din, ırka göre yargılayacak insanlar yok. Biraz kültür değişiminden dolayı sanırım. Bilmiyorum, çok fazla kültürlü insan var burada. İnsanlar bu şekilde. Şimdi Antalya'da gezebilecek yerleri konuşacak olursak. Çok çeşitli, gerçekten gezebileceğiniz birçok yer var Antalya'da. Yani şimdi hangisini paysam hiç bilmiyorum. Belki fotoğraflarını koyarım buraya ama hani Alanya'sı ayrı, Kaş Kalkanı ayrı, Kemer'i ayrı güzel. Hani denizleri farklı, birçok koy var. Şöyle diyeyim, Antalya'ya kar yağmıyor mesela. Kar görmek isteyen Antalyalılar Saklıkent'e gidiyor. Saklıkent de var. Gerçekten hani Uludağ gibi düşün, kayak merkezi Saklıkent. Gezilecek birçok yeri var. Şu an aklıma gelmeyen yerler de vardır eminim. Tarihi, Aspendos falan, Alanya Kalesi var. Kale içinde, Karaoğlan Parkı'nda kale var mesela. Kale içi zaten ayrı bir tarih, üç kapılar falan. Birçok gezilecek yeri var. Antalya'yı gez gez bitmez. Gerçekten Atatürk'ün de dediği gibi dünyanın en güzel şehri yani Antalya. Ki ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten güzel bir şehir. Yani buraya gelecekseniz o kadar şanslısınız ki. Bana şu soru da çok geliyordu. Ben öğrenci olarak gelirsem Antalya'ya part time iş bulunabilir mi? Şimdi şöyle diyeyim, zaten en fazla AVM'nin bulunduğu şehirlerden biri Antalya. Çok fazla AVM var gerçekten düşününce şu an. Yani iş bulma konusunda hiç sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta turizm alanında da işler bulacağınızı düşünüyorum. Garsonluk olabilir, otelde çalışabileceğiniz herhangi başka bir iş olabilir. Çok fazla iş bulabileceğiniz imkan var aslında. AVM'lerde de kafeler, restoranlar var. Size bağlı. İş bulmak istedikten sonra Antalya'da iş bulabileceğiniz birçok yer var. Otobüs güzergahları biraz sıkıntılı arkadaşlar. Antalya'da otobüs güzergahları sürekli değişiyor. Gerçekten
Mesela gittiğiniz yerdeki güzergah dönüş yolunda aynı olmayabiliyor, kaybolabiliyorsunuz falan. Lisede otobüste gittim ama ilkokulda babam götürüyordu beni okula. Biraz daha küçük olduğum için lisede başlamıştı benim otobüs deneyimim. Ve orada artık bütün otobüsleri keşfetmiştim Antalya'nın. Bütün ulaşım otobüse sağlandığı için. Hani genel olarak %80 otobüse sağlanıyorsa %20'si tramvayla sağlanıyor ulaşımı. O yüzden keşfetmek zorunda kalmıştım ve kaybolduğum da çok oldu. Saçma salak yerlere gittiğim de çok oldu ama keşfediyorsunuz, sıkıntı olmuyor. Güzergahlar değişebiliyor dediğim gibi. Çok dikkat edin ona. Antalya Kart uygulamasından da bakabilirsiniz. Güzergahların, hani hangi otobüsün, hangi güzergahı, nereye gittiğine bakıp ona göre gidin. Çünkü geldiğiniz yer, döndüğünüz yerle aynı olmayabilir. Gerçekten böyle Antalya'da. Hava durumundan bahsedecek olursam, Antalya'da hava durumu çok dengesiz arkadaşlar. Kışın çok fazla sel oluyor. Yani çok fazla yağmur yağıyor. Ama mesela yağmur yağıyor, bir saat sonra güneş açabiliyor. Yağmurdan eser kalmayabiliyor falan. Çok dengesiz bir havası var ki ben Ağustos sıcağında böyle hava 40 dereceyken yağmur yağdığını da bilirim. Asla hava sıcaklığını değiştiren bir yağmur olmuyor ama bu. Yani yağmur yağdığı zaman aynı kalıyor sıcaklık yine. Çok da bir şey değişmiyor. Sıcaklık nemden dolayı aynı kalıyor aslında. Antalya'nın neminden dolayı ama dengesiz bir havası var. O gerçekten doğru bir şey. Bu Antalya'daki yaşam masrafından bahsediyorum. Evinizi aşağı yukarı ortalama 1000 liraya tuttuğunuzu farz edersek. Diyelim ki elektrik su faturasını ödediniz aylık. 200 lira ona ödediniz. 1200 lira gibi bir şey oluyor. İnternetiniz 80 lira. Aidatınız 100 lira olsun. 1400 gibi bir şey olduğunu düşünürsek. Ki yemek ihtiyacınızı bunun içine koymadım. Eğer kampüste yerseniz birazcık daha ucuz olacağı için 400-500 lira gibi bir yemek ücreti öderseniz aşağı yukarı 1800 liraya falan aylık bir ücretiniz oluşuyor Antalya'da ek ihtiyacınız olarak. Şimdi biraz afaki konuştum. Tamamen sizin ne kadar harcadığınıza, ne kadar tutunma olduğunuza göre de değişen bir durum bu. Asla fikstir de demiyorum ama aşağı yukarı 1500, böyle 2000, 1500 liraya bir aylık ücretiniz oluşur diye düşünüyorum Antalya'da. Yani yurtta kalırsanız bu belki bir tık daha azalabilir. Yurtta kalırsanız çünkü daha da ucuz olacağı için 340 lira KYK yurdu. Yani 708 lira daha düşeceği için bu 1500-900 lira olabilir aylık olarak. Umarım güzel bir, yararlı bir video çekebilmişimdir. Biraz Antalya'daki yaşamdan, Antalya'daki yaşam masrafından bahsetmiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İlk olarak istediğiniz içerik, istediğiniz videoyu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.